Evet, binlerce adayın merakla beklediği sonuçlar açıklandı dün gece yarısından itibaren. Peki şimdi adaylar neye göre tercihlerini, kılavuzu nasıl değerlendirecekler ve tercihlerini neye göre yapacaklar? İşte bu konuyla ilgili konunun uzmanı, eğitim uzmanı Cengiz Han Kaya, sevgili arkadaşımız, muhabir arkadaşımız Mehmet Kılıç'ın sorularını cevaplayacak. Mehmet, söz sende. Tercih yapacak adaylar neye göre tercih yapacak? Bilgileri bizimle paylaşır mısın? Evet Gökçe, doğru. Senin de belirttiğin gibi milyonlarca insan dün gece 12 itibariyle açıklanan sınav sonuçlarıyla heyecanlandı. Bir yıllık emeklerinin karşılığını bu sonuçlarda buldular. İşte dün gece itibariyle yükseköğretim kurumlarının sınav sonuçları açıklandı. Geçtiğimiz günlerde de liselere geçiş sınavlarının sonuçları açıklanmıştı. Biz de bugün uzman bir eğitimciyle beraber bu sonuçları değerlendireceğiz. Tercih yapacak adaylar nelere dikkat etmeli? Başarı sıralaması ve puanlaması nasıl yapılacak? Tercih sürecinde üniversite ve bölümlere dikkat edilmeli. Hangi bölümleri ve hangi üniversiteler tercih edilmeli? Bunları konuşacağız. Doğru tercih nasıl yapılır? Diğer taraftan da geçtiğimiz günlerde yine liselere yerleştirme sonuçları açıklanmıştı. Belki birçok öğrenci açıkta kaldı. Belki birkaçı okulunu beğenmedi. Bunlar da liselere geçişlerde nasıl olacak? İşte yanımızda uzman eğitimci İbn Sina Okulları'nda Cengiz Han Kaya beyefendi var. Onunla bu konuları değerlendireceğiz. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim, sağ olun. Tabii gençler için çok önemli bir süreç. Onlara öncelikle ben hani öyle başlamış olayım. Önce bir sakin olmak ve sabırlı olmak gereken bir dönemdeyiz. Evet. Dün gece itibariyle sonuçlar açıklandı. Artık tercihler yapılmaya başlayacak. Üniversite seçmeler başlayacak. Öğrenciler ilk başta tercih yaparken nelere dikkat etmeli? Evet, adaylarımıza öncelikle şu birkaç temel bilgiyi ben aktarmak istiyorum. Çünkü bu süreçte bu çok önemli. Üniversite adayları tercihlerini 7-14 Ağustos arasında aday işlemleri sistemi üzerinden gerçekleştirecekler. Dolayısıyla önümüzde daha bir haftalık bir süre var. Bu süreyi de ciddi anlamda bütün adaylara şunu tavsiye edebilirim. Kılavuzu dikkatle inceleyerek geçirmeleri çok çok önemli olacak. Bugün itibariyle bugün istatistiksel bir takım veriler de aktarıldı sınavla ilgili. Bu anlamda bu istatistik veriler çok değerliydi. Eğitimimiz açısından düşünmemiz gereken noktalar var. Bunları da bugün itibariyle daha değerlendirme imkanı bulduk. İşte mesela özellikle AYT sınavında ortaya çıkan Türkiye genel ortalamaları eğitim anlamında bütün paydaşların birçok şeyi tekrar yeniden gözden geçirmesi gerektiğini gösteriyor açıkçası. Bugün fizikte 0.3 gibi bir Türkiye ortalaması var. Kimyada bir soru yapabilmiş bütün adaylar ortalama olarak. Yine Türkçe'de ikinci bölümde Türk Dili Edebiyatı'nda 4 soru yapabilmiş. Bütün bunlar aslında sınav sürecini de başka boyutlarıyla değerlendirmemiz gereken bir sürece işaret ediyor. Yeni dönemde çok ciddi önlemler alınmalı. Bununla ilgili çalışmalar yapılmalı. Tercih sürecine tekrar dönecek olursak da tercihte tabii geçmiş yıla nazaran büyük bir değişiklik var. Geçmişte adaylar YGS'de 6 farklı puan türü, yine LYS'de MF ve yine eşit ağırlık ve sözelle ilgili farklı 26 farklı puan türü üzerinden tercih yapıyordu. Ama şu an süreç tamamen değişti. Bir sadeleştirme yapıldı. Bu yüzden adaylar bir kere tercih yapmadan önce şu günlerde çok ciddi şekilde biraz sabredip istatistiksel o rakamların biraz daha oluşmasını beklemeli, acele karar vermemeli. Evet. Çünkü geçmiş yılın verileri bu yılın verileriyle birebir aynı şeyi ifade etmiyor. Geçen yıl başka bir başarı sırası vardı, bu yıl başka bir başarı sırası var. Bu yüzden değişiklikler var. Tabii. Bu yüzden çok dikkat etmeleri gerekiyor. Birazcık sabretmelerini ben hani onlara da öneriyorum. Çünkü şu an ÖSYM de bir takım verileri yavaş yavaş açıklıyor. Muhtemeldir ki bu hafta içinde yeni bir takım veriler de açıklanacak. Bu anlamda biraz daha sabır dönemindeyiz diyebilirim. Sadece izlesinler neler oluyor, neler bitiyor. Sonra tercihlerini yapabilirler. Tabii 24 tane tercih yapacaklar. 24 tercih hakları olacak. Bütün bunları tamamını kullanmak zorunda değiller tabii ki ama 24 tercih hakları var. Bunu bilmeleri gerekiyor. Bunun dışında da şöyle birkaç hemen adaylar çünkü heyecanla şu an sağa sola soruyorlar. Herkesten bir takım bilgiler arayışı içindeler. Birkaç bilgi vermek istiyorum. Mesela en fazla konuşulan konulardan biri. Şu an artık sayısal tek bir puan türü oldu.
geçmişte MF1, MF2, MF3, MF4 diye 4 puan türü vardı. Şimdi aday düşünüyor. Geçen yıl 4 farklı puandı ama bu yıl 1 puana dönüştü. Bunu da şöyle değerlendirmeleri gerekiyor. Mesela geçen yıl MF4'te 12.000. olan bir aday MF3'te yine vardı. Yani uçmamıştı. Orada yine vardı. Dolayısıyla özellikle belli tepe noktadaki istatistiksel verilerde çok büyük değişimler olacağını düşünmüyoruz. Ama özellikle orta kısım, yani hani daha geniş kitlelerin bulunduğu başarı sıralarında ileri geri hareketlerin daha yoğun olabileceğini değerlendiriyoruz. Özellikle bu yıl adaylara şunu tavsiye etmek lazım. Özellikle bu tip geçiş yıllarında, değişimin büyük olduğu yıllarda tercih yaparken tercih aralık bandını biraz daha geniş tutmakta fayda var. Hem yukarı bantlı bir takım tercihlere yer vermek lazım, hem de ortada ve aşağı doğru da biraz inilebilecek en alt noktalara kadar inmek gerekiyor. Bu makasın arasını biraz daha açık tutmakta fayda var. Çünkü değişim yıllarında biraz daha hem öne hem arka tarafa doğru farklı ileri geri hareketler söz konusu olabiliyor. Bu anlamda buna dikkat etmekte çok büyük fayda olacaktır. Ve eğitimcilerde de yardım alsınlar. Tabii bu çok önemli. Tabii burada yardım almaya çalışıyorlar. İşte bir takım hani kendi belki kurslarına, okullarına bu konuda danışmanlık hizmeti almaya çalışıyorlar. Ama şunu da unutmasınlar. Ben her adaya şunu söylüyorum. Bir kere bu onların tercihi. Bunu göz ardı etmeden o kılavuzu sanki başkası tercih yapacakmış gibi davranmaya gerek yok yani. Önce kendin tercih yapacaksan eğer o kılavuzu baştan sona bence dikkatli bir okumalısın. Ha, ondan sonra hani tercih boyutunda işte bu önümüzdeki süreçte de karşımıza gelecek. İşte başarı sıraları ve puanlar kılavuzda yer almıyor. Ne yapacak? Mesela YÖK Atlas'ı kullanabilir. YÖK Atlas, Yüksek Öğretim Kurumu'nun bütün kullanıcılara açtığı bir sistem. Orada geçmiş yılların sadece 2017'de değil, 2016'nın 2015'in verilerine ulaşabilir, başarı sıralarına bakabilir, net sayılarına bakabilir. Bunlara bakarak daha sağlıklı, daha düzgün bir tercih yapmak mümkün. Danışmanlıkta mutlaka bu konuda tecrübeleri var olan, yıllarca eğitimin içinde yer alan, tecrübe edilmiş pek çok insanımız var. Bunlardan bizlerden gelip fayda almaları son derece önemli olacak. Bu fayda sadece hani istatistiksel, rakamsal şey değil. Yani 5 aşağı 5 yukarı olayı değil. Mesleki anlamda da hangi mesleği tercih edeceği, niye tercih etmesi gerektiği, bir anlamda geleceğin vizyonel mesleklerini de bilmesi anlamında destek alması son derece önemli. Üniversiteler de çok önemli. Üniversite seçerken nelere dikkat etmeli? Tabii. Üniversitenin ismine mi yoksa vermiş olduğu eğitime mi? Tabii burada pek çok hani değişken söz konusu. Sadece tek bir noktadan bakmak insanları yanıltır. Burada şu önemli. Bir kere ciddi anlamda şunu değerlendirmek lazım. 65 yaşına kadar belki yapacağınız bir meslekten bahsediyoruz. Bir mesleği tercih ediyorsunuz. Akademik kariyeri tercih ediyorsunuz. Bu anlamda ülkemiz maalesef yıllardır böyle tercih hatalarının çokça konuşulduğu bir ülke. Pek çok insanımız işte üniversiteye gidiyor, tekrar tercih yapmak zorunda kalıyor, tekrar hazırlanmak zorunda kalıyor. Ben yanlış tercih yaptım, yanlış yönlendirildim diyor. İşte bu noktada da o sizin söylediğiniz işte doğru üniversite, doğru meslek, doğru bölüm, bunlar çok son derece önemli noktalar haline geliyor. Üniversiteyi seçerken işte o üniversitenin sadece fizik yapısı değil, öğretim üyesi kadrosu, daha önceki deneyimleri, bugün artık ÖSYM son derece önemli istatistiksel veriler paylaşmaya başladı. Bu yıl kılavuzda o bölümün KPSS puanındaki başarı durumu, üniversite sınavlarındaki başarı durumu, yine ALES düzeyindeki başarı durumunu da kılavuzda yer vermiş. Bu da artık önemli. Demek ki sonuçta ne elde edeceğinizleri dikkatle irdelemeniz gerekiyor. Bir şey dikkatimi çekiyor hocam. Son zamanlarda işte çocuk başarı puanı güzel ama çocuk örnek benim doktor olmak istiyor. Ailesi baskı yapıyor. Hayır, sen hukukçu ol veya dişçi ol. Bu aile baskısını daki çocuktaki etkisi nedir? Yani işte ben annemi babamı kıramadım da tıbbı seçtim ama ben sinemayı çok seviyordum. Sinemaya gidebilirdim ama annemle babam kırılmasın diye tıp seçtim. Belki birçok da böyle moralsizlik, motivasyonluk oluyor. Bununla ilgili ailelere neler söyleyeceksin? Tabii bu çok çok önemli bir nokta. Açıkçası birçok insan açısından da artık toplumsal bir hastalık haline gelmiş bir durum. Pek çok insan tercihlerinin işte yanlış olduğunu ve bunun da bir oranı da hani belki bir yüzde olarak verecek olursak, hani belki %15'i, %20'sinin de aile üzerinden kaynaklandığını söylüyor. Bu gelecekte mutsuz bir toplum demek. İşte doktorluk hani herkesin olmak istediği bir şey ama bazen insan olmak istemiyor. Doktor
zorlu olacak hali yok. E şimdi bu neye yol açıyor? İleride bir bakıyorsunuz gerçekten belki doktor olmuş ama mutsuz, işini yapmak istemiyor. Her gün işe giderken zoraki gidiyor ve her gün o bugünü hatırlıyor. Hani birazdan çocuklarımızı bahsediyoruz ya, tercih yaptığı günü hatırlıyor. Diyor ki ben ailemin baskısıyla bu bölümü tercih ettim. Bu gerçekten de toplumun huzursuz olmasına, mutsuz olmasına yol açıyor. Başarısız olmasına yol açıyor. İyi bir doktor olamıyor, başarılı bir doktor olamıyor. Bu yüzden ailelerin biraz daha hani bu süreçte öğrenciye tamamen hani yol verme, ona böyle şunu yap, bunu yap, emri vaki yapma değil de aile çocuğuna destek olma, onun kararlarının nasıl olduğunu irdeleme. Tabii ki çocuğuna bir takım şeyler söyleyecek ama bunu sorgulama anlamında bir yol çizmeli. Yoksa işte sen şuraya git, ben bunu yapayım, sen ben doktor olamadım, sen olacaksın bir çözüm teşkil etmiyor. Bir bazı ailelerde işte kız çocuğu örnek veriyorum, çok güzel puan aldı, Türkiye'nin sayılı üniversitelerini kazanıyor ama işte göndermiyor. Evet. Bunlara neler söyleyeceksin? Evet tabii. Yani burada özellikle çocuklara yine bunu da bu dönemde çokça karşımıza geliyor çünkü. Tercih yaparken tercih alanlarını kısıtlamamak gerekiyor. İşte belki de toplumda çok başka yerlere gelebilecek bir çocuğu siz orada kendi içine kapatıyorsunuz. Hani bir tabiri caizse hiçbir yere gitmeden sadece kendi o bulunduğu ortamda kalarak bazen bir şeyleri aşamazsınız. Burada tercih yaparken şuna odaklanmak lazım. Benim çocuğum gelecekte nerelerde olmalı? Nereleri hak ediyor? Nerelere yönelmeli? Yoksa kısıtladıkça siz hem kendinizi hem çocuğunuzu bir yere doğru hapsetmiş olursunuz. Bu yüzden tercihte kısıtlamalara gitmek yerine tercihte çocuğun önünü açmak lazım. Ona farklı ayrıçları hani böyle sunmak lazım. Artı o güveni vermek. Tabii lazım. O çocuğun bütün mesleki yaşantısına, üniversite yaşantısına da yansıyor. Özgüven karşılıklı olarak ilerlemek demek. Evet hocam, ağabeyler böyle tercih yaparken bir de altta kardeşler var. Liselere geçiş dönemi vardı. Bunda da bazı sıkıntılar oluştu. Evet. Hatta bu yıl açıkçası lise öğrencilerimiz için de çok başka bir yıldı. Hem sistem değişikliği belli bir süre sonra netleşti. Hem de halen açıkçası artık pek çok medya kuruluşunda da haber olan bir konu bu artık. Liselere an, girişte süreç nasıl işleyecek? Aynen. Liselere girişte süreç biraz tabii yerleştirme süreciyle bir noktaya geldi. Açıkçası yerleştirme yapılana kadar da kimse ne olduğunu çokça anlayamamıştı. Tabiri caizse yine iş gerçekleştikten sonra ne olduğunu anlamaya başladılar. Şu an nakil süreci başlamış oldu. Adaylar bir kısmı yerleşti, bir kısmı şu an yerleşememiş oldu. Şu an itibariyle yeni bir süreç başlıyor. 6 Ağustos'tan itibaren adaylarımız yeni bir sürece başlıyorlar. Birinci nakiller başlamış olacak ve ardı sıra burası çok önemli. Adayların hani dikkat etmesi gerekiyor. 4 tane daha nakil yerleştirmesi olacak. 6 Ağustos'taki yerleştirmenin dışında 4 tane daha yerleştirme olacak. Bu yerleştirmeye kimler başvuracaklar? Bir, hiçbir okula yerleşemeyen adaylar başvuracak. Bir de yerleşip kendi lisesinden memnun olmayan adaylar hem yerelde kendi mahallesinde kendi bulunumunda bir liseye başvurabilecek hem de hani merkezi sistemden liselere başvuru yapabilecekler. Burada da özellikle lise adaylarına şunu hatırlatmak istiyorum. Çok ciddi farklı alternatifler de var. Çünkü bazen bunlar bilinmiyor, biraz da göz ardı ediliyor. Mesela artık devletin tam teşvik verdiği, ücretinin tamamı devlet tarafından ödenen özel okul alternatifi var. Burada çok ciddi, Türkiye'de de az bulunan bölümler açılmaya başladı. Endüstriyel tasarım gibi. Bu anlamda bunları değerlendirmek lazım. Yani hiçbir ücret ödemiyorsunuz ve devlet okulu gibi gidiyorsunuz. Özel okulda okuyabiliyorsunuz. Yine özellikle lise yaş grubunda çok dikkat edilmesi gereken bir şey. Baktığınız zaman son yıllarda hep şunu görüyoruz. İşte az önce en başta konuşmamda istatistiksel bazı rakamlardan bahsettim. Türkiye'de ortalama bir tane kimya sorusu yapılmış. Neden? O lise sürecinde yanlış yönlendirmelerden dolayı. Eğer bir çocuk sağlıkçı olacaksa, itfaiyeci olacaksa, meslek sahibi olması gerekiyorsa yani, o çocuğu Anadolu Lisesi'ne zorlamak bir başarı getirmez. Yani şeyde, liselerde de ailelerin baskısı tabii, çok. Tabii, orada aile hatta açıkçası biraz daha oransal olarak daha yüksek. Orada ailenin baskını da olumlu anlamda yönlendirmesi gerekiyor. Yani çocuğunu göz göre göre işte az önce söylediğim o rakamlara yönlendirmemesi gerekiyor. İşte çocuğun akademik başarısı düşük ama belki de çok iyi bir sağlıkçı olacak. Çok iyi bir itfaiyeci olacak. O mesleği bir anlamda yönlendirmek lazım ki çocuk bir anlamda hayatını karartmasın, geleceğini karartmasın. Bu son derece önemli bir nokta. Tercihte özellikle lise seçerken bunu göz ardı etmemek lazım. Sadece bazen oluyor, veliler bunu sık sık rastlıyoruz. Bir şeye odaklanıyor, Anadolu Lisesi'ne odaklanıyor. Hayır, odaklanma. Sadece bir mesleğe odaklanıyor. Odaklanma. Alternatifler üret, yeni şeyleri irdele, araştır. Belki çocuğun
daha üniversiteye bile gitmesine gerek kalmadan 4. yılın sonunda iş sahibi olacak. Böyle bir imkan varken çocuğunu gerçekleştiremeyeceği bir takım maceralara sürüklemenin gerçekten de hiçbir anlamı yok. Bu da bu anlamda özellikle liselere geçiş sürecinde halen velilerin eğri oturup doğru düşünmeleri gereken bir konu. Çok teşekkür ederim hocam. Rica ederim, sağ olun. Bütün adaylara tekrardan hani hayırlı olmasını diliyoruz bu yapacakları tercihlerin ve aman aman sabır ve dikkat diyoruz. Teşekkürler, çok sağ olun. Evet, Gökçe Doğru eğitimci, uzman eğitimci Cengizhan Kaya ile birlikte sınav sürecini değerlendirdik. Tercih nasıl yapılmalı? Tercih yaparken nelere dikkat edilmeli? Umarım genç kardeşlerimize bilgili ve faydalı bir röportaj oldu diyor. Sözü tekrar size bırakıyoruz.